bugün bırak ormanları, insanları bile neredeyse şey yapacak yani. Öldürmeye kadar da gidiyor yani. Yani baskı altına alacak, kendi düşüncesini empoze edecek. En doğrusu budur, bundan başkası yoktur gibi insanlara yaklaşmak bu 21. yüzyılın düşünce tarzı değil. Yani bu orta çağ kalmış, tıkanmış kalmış bir düşüncenin ürünü. Yani şiddete bulaşmadan kendi fikrini, düşüncesinin başkasına zorbalıkla empoze etmeyen insanları rahat bırakacaksın. Ülkeler, toplumlar ancak öyle gelişir. Sen şimdi küçücük bir ilçede, ya bizim ilçemizin toplam nüfusu 2000 ya. Yani 2000 nüfuslu bir ilçede ne olur? Zaten oradan buradan şimdi her tarafta kapanmış, insanlar da gelemiyor. Hadi dersin, ne bileyim, dışarıdan insanlar geldi, provoke etti, bilmem ne yaptı dersin de. Ha ben... Belki nebze anlaşılır ya. O yörenin, o ilçenin insanları gelmişler oraya, oturmuşlar. Sen onlara öyle bir şeyi reva göremezsin. Yani biber gazı da sıkamazsın, hiçbir şey yapamazsın. O insanların, o insanları anlaman lazım. Orada doğmuş, orada büyümüş. Herkes çekmiş gitmiş, kaçmış gitmiş, büyük şehirlere gitmiş, yurt dışına gitmiş. Yani bizler de öyle gelmişiz buralarda. Veya annemiz babamız gelmiş, bizi almış. Ama hala çok şükür ki o ilçede, o ilçenin köylerinde yaşayan insanlar var. Onlar oraları zinde tutuyor, oraları canlı tutuyor, oraları ayakta tutuyor ki biz de gidip gelebiliyoruz. Şimdi o insanları böyle el üstünde tutmak lazım. Onlara çok hoşgörülü, çok iyi niyetli, çok sevece yaklaşmak lazım ki o insanlar da bıktırıp çekip gitmesinler yani. Böyle şey olacak. Sonuçta kapanıp gidecek yani. Sayın Başkan, AKP eski milletvekili Külük müydü? PKK ve ABD'nin kışkırtmasıyla yapıyorlar dedi. Böyle bir şey olabileceğine ihtimal veriyor musun? Ya o zaten şarlatanın önde gideni. Ben onun hiçbir söylediğine zerre itibar etmem. Yani sadece birilerine veya işte Cumhurbaşkanı'na sanki ihtiyacı varmış gibi yalakalık yapmakta başka bir şey yaptığı yok. O Berlin'e de gelip giderdi. Ben kaç kere onu Berlin Türk cemaatinde dahi fırçalayıp göndermiştim. Evet, sen nasıl bir insansın ya? Yani insanlar ağzını mı açıyor? Sen kimsin ya? Sen şimdi vekil bile değil de yani bugün ülkeyi yönetenler o milletin sadece vekilidir ya. Asıl olan milletin ta asıl kendisidir. Olan milletin, evet. Orada oturma eylemi yapan hanım ablamdır, teyzedir, annedir, kardeştir. Sen kimsin? O milletin aslıdır. Sen sadece ona vekillik ediyorsun. Ve onun vergileriyle, onun ürettikleriyle maaş alıyorsun. Ondan sonra dönüp o millete, o topluma ahkam kesiyorsun. Onları, hele de Rizeli, İkizdereli birisini ne bileyim işte kalkıp PKK ile aynı cümlede anacaksın. Amerika, ABD ile. Bu rezilliğin danışkası ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve İkizdere'den PKK'ya şey çıkacak. Ya PKK her tarafa sızmıştır. Bir insanlar bir 40 yıllık o acı tarihe bir baksınlar. Bakalım bizim o tarafa inebilmiş mi? Bir iki kere denemiş. Hayır, şimdi şöyle bir şey var hocam. Doğru olan bir olayı, İkizdere'nin yapmış olduğu bir protestoyu başka biriyle bağdaştırmak yanlış yani. Bu adam demen lazım ki adamlar haklı. Ormanları gidiyor, hayvanlar ölüyor, arıcılık bitiyor. Çiçek, böcek bir şey kalmıyor. Adamlar haklı. Torunlarına bırakması gerekir demiyor da onu oradan kalkıyor. Ama bu geneldeki politika bu. Zaten Türkiye'nin politikası bu. Gene yakında yarın bir gün derler ki CHP suçlu derler. Ayrı mesele. Hocam bir de şey var yani Rize'de Türkiye'nin herkesin çay içtiği şey zarar ediyor. Bu Çaykur'un nasıl zarar ediyor? Bu Rize'de seçim olsa gene AKP %70 alır ben diyorum. Çünkü alıştık artık yani. Bu sefer bu İkizdere olayının dönüşümü politikaya yansır mı? Halk hani sandıkta cevap verir derler ya. Öyle bir şey olur mu? Sen nasıl biliyorsun insanların karakter olarak verip veremeyecekleri hakkında bir şey söyleyebilir misin? Biraz zor soru mu oldu? Yok. Yani Rize'de maalesef yani çok, nasıl diyelim, çok tutucu. Yani en hafif tabirle çok tutucu. Ondan önce de yani aynısını Mesut Yılmaz'a yaptılar. Mesut Yılmaz, yani otoyolları.
ona dördesiyle sarıldılar. Adam Karadeniz Otoyolu'nda işte o dönemde ne diyorlardı, Bayındırlık Bakanı mıydı o zaman ismi? Ne bileyim, yapmadığı yolsuzluk kalmadı. Sinoplu bir milletvekili vardı, bakan. Adam yani ayıfa çıkmış yaptıkları. Rize'nin sesini çıkarmadı. Söylediğim gibi Çaykur son 3 senedir hep zarar ediyor. HES'ler, 10 sene önce HES'lerde yine böyle bir şey oldu. Protestolar falan da olmuştu. Millet böyle bir gaza galyana gelmişti. Ama seçimlere bu yansımadı. Yani bu biraz son 30 senenin, belki biraz daha fazla, işte Türk siyasetine Rize'nin, diğer Rize'den çıkma insanların vurduğu tabiri caizse damgadan kaynaklanıyor herhalde. Ne bileyim işte Mesut Yılmaz gibi, yok işte ne toplantı, bir ara DYP'nin başındaydı, meclis başkanıydı. Köksal Toptan mı? Köksal Toptan'dı. Yok işte ne bileyim, yani bugün Recep Tayyip Erdoğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan'dı, Mesut Yılmaz'dı, Murat Karayalçın'dı. Yani çok farklı yelpazede insanların olduğu, işte bugün sen söyle, Muharrem İnce ana tarafı, o da Rize'de herhalde yanılmıyorsam. Yani böyle olduğu için, yani şöyle bir mantık, şöyle bir anlayış var Rizelilerde. Yani biz belki Türkiye'nin en küçük illerinden bir tanesiyiz ama biz bu ülkenin şeyiyiz, yani çimentosuyuz. Politikaya yön veren en büyük Karadeniz, ya Trabzon, Rize. Yani biz bu ülkenin çimentosuyuz. Yani tabiri caizse siyaseten ülke bizden sorulur. Şeyi var böyle. Şımarıklığı var. Şımarıklığı var biraz da. Peki o zaman yapılan yanlışlara da o anlamda ses çıkarmıyor. Yani ama şimdi hep kaybeden de, yani çok özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Hani kafasına vurur ekmeğini alırlar ya, öyle olmaktan artık biraz çıkmaları lazım. Yani yeter artık yani. Biz sizi tutuyoruz ama size bizi mahvettiniz. Abi, ikizleri dünya doğa güzelliğe gidiyor. İnsanlar hırpalanıyor. En çok göç veren de ilk önce Rize'ymiş zaten. Yani Türkiye'de büyük kentlere ilk gidenler Rize'ymiş. Yani son olarak toparlarsak bu konuda arkadaşlarına, hemşerilerine, ikizlerilere, Rize'lilere ne tavsiye edersin? Hocam sen Avrupa'da yaşayan ve yıllarca bir dernekte başkanlık yapan bir kişi olarak. Yani şimdi memleketini, ilçesini, köyünü çok seven birisi olarak, çünkü ilk 13 sene çocukluğum orada geçti. Ben orada sosyalize oldum. En derin dostluklarım, arkadaşlıklarım, kardeşliklerim, anılarım, çocukluk anılarım hepsi orada. Orayı çok seviyor olmama rağmen hemşericilik bazında düşünmek, bir ülkeye, koca bir ülkeye, Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkeye bir şey kazandırmayacağı son yıllarda zaten aşikar. Ortada ülkenin iktisadi olarak, ekonomi olarak, toplumsal ahlak olarak, sosyal dayanışma olarak geldiği nokta ortada. Bu kim olursa olsun, isterse Rize'li Tayyip olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun, Trabzonlu olsun, fark etmez yani. Ankaralı olsun, Mardinli olsun fark etmez. Yani ülkenin durumu ortada. Eğer buradan bir çıkış yolu gerekiyorsa, aranıyorsa, ki buna ihtiyacı var ülkemizin, her şeyden önce ekonomik krizden, o bu buhrandan kurtulması lazım. Siyasi kamplaşmadan, bölünmüşlükten kurtulması lazım. Bunu 18 senedir ülkeyi yöneten bir iktidarın artık yapması mümkün değil. Ben şahsen o noktadayım. Onun için belediye seçimlerinde de benim tavrım o açıdan netti. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Gelir işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Gerçi Mansur Yavaş'ı çok beğeniyorum da. 5 sene sonra işini beceremediyse tekrar başka birileri adar olur, seçilir, değişir. Ama AK Parti'de böyle bir kemikleşme veya işte bu da Tayyip Erdoğan'ın bizatihi kendisinden kaynaklanıyor. Kemikleşmiş bir hayranlık var kendisine. Millet ondan kurtulamıyor. Ama o hayranlık artık ülkeye, ülke insanına, anlayışa zarar veriyor. Yani kamplaştırıyor. Kimseyle konuşamıyorsun. Yani uzun yıllar arkadaşlık, dostluk ettiğin insanlarla muhabbet edemiyorsun. Ağzını açamıyorsun.
Hemen başlıyor. Şöyleydi de böyleydi. Yaz. Ben sana, sen benim bir düşün demiyorum ki. Kraldan ama çok... biraz ben de fikrimi söyleyeyim. Kardeşim ben de senin konuşmak zorunda değilim. Hele de Avrupa'ya da yaşayan. Yani burada direkt olmasa da işte devletler üzerinden yıllardır siyasetin içerisinde olan, her türlü eleştirileri yapan, Alman siyasetini en tepesinden en aşağısına kadar çok ağır bir şekilde eleştiren birisi olarak kendi ülkeme yönelik iki kelime ettiğim zaman hemen adam bana saldırıyor. Ya bana niye saldırıyorsun? Ben en az senin kadar ülkemi seviyorum. En az senin kadar ülke insanımı seviyorum. En az senin kadar ülkemin başarılı olmasını, insanların refah içerisinde yaşamasını, huzurlu, mutlu yaşamasını istiyorum. Bunun ama sebepleri var, koşulları var. Sen doğayı tahrip edersen, sen insanları kaplaştırırsan, o zaman ne olur? İnsanlar ülkeden kaçmak için bahane ararlar. Halbuki cennet vatan niye oradan kaçsın? İnsanlar orada da refah düzeyini yakalayıp kendi ülkesinde yaşasınlar. Bu konuda Rizeliler de biraz daha şapkayı önüne koyup düşünmeleri lazım. Olmuş şekilde düşünmeleri faydalı olur diye düşünüyorum ve ümit ediyorum tabii. Sağ ol hocam, Sayın Başkan Vekil Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Bir de sözümü şununla kapatayım. Cumhur İttifakı'nın bir tarafı AKP, bir tarafı MHP. MHP'nin simgeleşmiş şarkısı vardır. Yani ne diyorlar şuraya bir yer, su akar, ölüren Türkiye'de var ya, öyle bir şarkıları var. Al işte sular gidiyor, ne olacak? Suyuna, denizine, hepsine ölüyorlar da bir bir götürüyorlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir başka bir programda umarım görüşürüz. İkizdere'yi destekliyoruz. Onların da buradan olduğu kadar yanlarındayız. Sen eğer İkizdere'yi telefon eder, arkadaşına, eş, dost, akrabana söylersen biz de söyle, biz de onları desteklediğimizi Sayın Başkanım. Buradan hak, hukuk, adalet için direnenleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Söyleşimiz bu kadardı. Başka bir programda görüşene kadar bay bay.